Selamünaleyküm Kuşu Camiası. Arkadaşlar herkese bir güzel günden merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uçum kümesine tekrar geldik arkadaşlar. Yeni gelen kuşlara dışarı bakacağız. Alıştırma sürecine sokacağız. Bunları bantladık arkadaşlar tek kanadından. Daha şimdi hayvanlar bayağıdır buradalar. Bakalım. Şimdi kuşları da uçurduk. Kuşlarımız da uçuyor. Daha yavrular daha yeni taklaya dönmek üzere işte. Yine o 4 tanesi yine bulutta arkadaşlar. Belki görebiliyorsunuzdur. 4 tane bulutta bıraktık. Evet. Gelsin iyisin, tamam yoruldu. Dışarı çıkıyor, şunlar dışarı çıkıyor. Şöyle. Onlar da arkadaşlar kuşlar bakın yavrular yoruldu. Bir yere atmaktansa gelsinler, yerine insinler. En güzeli bu. O yüzden de kuşları fazla zorlamayın. Bak kuş zaten ağzı hafiften açık gibi. Bak yavru da geldi. Evet diğerleri de buluttan geliyor arkadaşlar. Acayip bal çaldılar lan. Geliyor arkadaşlar diğerleri de. Kuşları dışarı alsana bir Timur. Miski yavrumuz uçuyor arkadaşlar. Taklayı dönmek üzere ama ağzı açık. Şu an bir yere atmasındansa gelsin buraya insin. Evet miski yavru burada arkadaşlar. Benim annesini uçurduğum yavru. Fazla yem verme, fazla yem verme de. Şu kuşları alsana dışarı. Yani şuradan çekeyim. Abi yine mi kalktı yavru? Yo. Hani yavrum abi nerede? Yerde değil mi? İçeri girdi o zaman. Hangi yere içeri girdi oğlum? Şimdi miski yavru uçuyor maşallah. Biraz yükselmesi lazım. Yükseldikten sonra olur arkadaşlar o. Diğer kuşlar iki tanesi daha bulutta. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. İki tanesi de bulutun içine girmiş. Onlar ufak ufak yokluyorlar. Kuşlarımıza antrenmanı, bugünkü antrenmanı veriyoruz. Gerçi yavrulara antrenman veriyoruz. Diğerleri zaten hepsi eke kuşlar. Yapmış, yapacağını yapmış. Biz onları zaten genelde uçurmak için kullanıyoruz. Burada yeni kuşlarımız da geldi. Onlar da şimdi ilk defa dışarı görecekler. Şu Arap olsun. Ondan sonra şu çift tepe mavi, koyu mavi. Gelsinler şuraya. Biraz dışarı gelsinler. Bak içeriden çıktım abi. İnşallah bugün atmaca gelmez. Dün bir taneyi verdik. Kaçak dumanlıyı verdik. Haydan gelen huya gitti. Çok da sorun değil arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok ama şu ara Nisan'a kadar atmaca kuşları rahat bırakmaz. O yüzden de şu an kuşların bütün sıkıntısı atmaca ve hastalık tabii ki. Mevsim geçişleri ve tüy zamanları hep hastalıkların bol olduğu zamanlardır. Bu zamanlarda bayağı bir kuş telef oluyor, ölüyor. İyi bakımsız kirli kümesler daha çabuk hayvanlar ölüyor. Bu yabanilerimiz yine geldi. Niye ayarlarını oluyor? Evet arkadaşlar. Kuşları serdik şimdi. Yeni gelen kuşların da kanatlarını bantladık, yere bıraktık. Bir burayı bir tanısınlar. Onları da uçuracağız. Diğer kuşlarımız da hala bulutta arkadaşlar. Şöyle biraz dikkatli bakarsanız görürsünüz. Bulutun içine girmişler. İki tanesi orada. Üç tanesi de buradan uçuyor. İki mavi bir sabuni. Evet arkadaşlar Timur da kümesinde ufak bir temizlik yapıyor. Şimdi hasada bir kümesini temizliyor ki en büyük hastalıklar biz kümeslerden yayılır. Kümesleri temizlerken de dışkılarını kontrol edin arkadaşlar. Böyle çok böyle
kanlı bir dışkı olabilir veya çok yeşil, beyazımsı dışkılar olabilir. Bunlar hep hastalığın habercisidir. Kuşlarınız büyük ihtimal yani 1-2 ay sonra ya da 1 ay sonra hastalığa yeni düşeceklerdir. Onları kontrol ederek kümeslerinizi temizleyin. Kuşlarımızı yere serdik yine. Çiftefe mavi bayağı bir şey ha. Koyu rengi var ya. Bu mavi de onun muymuş? Timur. Müdür, o maviyi Oğuzhan kendi anlatmasına göre uzun gidiyormuş. Hayvan da gayet güzel sesli gidiyormuş. Omuzdan çalışıyormuş yani. Şu akı tepe olan? Arka tepeye sormadım ya. Ne olduğunu bilmiyorum işin aslı. Araplar kendi kuşları. Şu Arap onun torunu. Dişi olan. Arap onun torunu değil mi? Aha, o torunu. Arap'ın dişisini istedim. Gerçi erkek de güzel. Erkeğin de var, yeşi var bayağı ya. Tamam, bunu da makaslamış zaten. Yani Oğuzhan da böyle iyi bir kuşluğunu görmüşsündür yani. Gördüm ya Facebook'tan. Böyle. Facebook'tan gördüm. Fena değil. Kuşları oynuyor yani. Güzel de oynayan kuşları var. Uzun da kaçıyor. İşte bakalım ne kadar ne olur, ne biter. Şu perçemli sabunlu dişi arkadaşlar, benekli. İlk önce bu dişiyi kaldıracağız. Birkaç gün geçsin. Hafta içi büyük ihtimal bu kuşu kaldırırız, uçururuz. Ama bu çift tepeyi uçurmayacağız. Ondan sonra dişi arabı uçuracağız. Erkeği zaten makasla uçurmayacağız. Şu mavi, akıtepe mavi uçuracak mıyız? Ne diyorsun? Uçururuz abi. Akıtepe maviyi uçururuz. Uçmuyor aslında yani. Ya, uçun kümesinde uçun kuşları uçar zaten. Yani, baktık dişi var hayvanlarda. Duruma göre. Ya gider ya kalır. Olmadı şey, çift tepeyi damızla ayırırız ya. Erkek öldü ya, dumanlı erkek. Olabilir olabilir. Bak o erkeği çok övdü o mesela. Ya da o Nudi yanar döner, işte bu kümes biraz daha büyük olsa o kümesi yaparsak yanar döner dişiyi buraya getirdim, o perçem dişiyi. Bir altta burada çalışırdık. Öyle değil mi? O da olabilir abi. Yani her beyaz zaman. Ya ben aslında beyazları, yanar döner dişiyi falan birkaç takım kuş da buraya koymak istiyorum. Kuşları dağıtalım ki garanti alalım. Bir sıkıntı olursa hastalık mastalık. Anladın mı? Buluttaki doğru diyorsun tabii. Yani senin için Yugo'ya hastalık vursa. Yani hastalık vurduğu zaman da garantisi olsun. Kuşların devamı kalsın bizde. Şeyler nerede lan? Buluttakiler. Buluttakiler mi? Bilmiyorum ki. Ha gördüm bak. Ben hala göremedim. Bak. Tam benim üstüme doğru bak. Hala şeyler. Hala yüksekler bayağı. Bayağı bir yüksekteler ya. Bayağı bir yüksekteler. Evet arkadaşlar, kuşlar şöyle bir saldık. Şöyle bir yeşilliğe doğru saldırdılar. Haftada bir muhakkak, eğer ki böyle bir yer imkanınız yoksa kuşlarınıza yeşillik verin. Semizotu, ne bileyim marul, işte kıvırcık, işte lahana, işte böyle yeşilliklerden verin ki hayvanların buna ihtiyaçları var. Arkadaşlar kuşlar da alçaldı. Yine 3 tanesi yukarı çıkmaya başladı ama bayağı bir alçaldılar. Şimdi yavaş yavaş buraya inerler. Bakalım şurada. Şimdi yavrular zaten burada. Yavruları yine bir şeyden sonra yine bir havaya atarız. Bir 10 dakika sonra. Ya şunları içeri sokup bir daha havaya atarız. Şimdi bakalım yavru kuşlar, yeni gelen kuşlar zaten şu an etrafı tanıyor. Onlar bir şey yaptıktan sonra, iyice bir etrafı gördükten sonra onlardan da uçuracağımız 2-3 tane kuş var aralarında. Onları uçuracağız. Durumları şu an böyle arkadaşlar. Kuşlar yükselmeye başladı yine. Bir tanesi Atatürk'ten geliyor ama diğerleri yükseldi. Bu inecek, bunu indirebiliriz. Geçti. Oraya da alabilirler. Ya yuvayı şimdi şey yapacağım, mazgalları yiyeceğim. He. Bu çekeceğim şurada. Oradan alsana, orada hazır dolu var. Oğlum adam bahçeyi kullanıyor. Ya üstte bir tane mangeden. Lan.
Ne oldu? Şey mi geldi lan? Kedi mi geldi? Buna da renkleri güzel ha. Renkleri güzel. Kuşların renkleri güzel diyorum. Koyu baya. Koyu seviyorum. Ben koyu kuş seviyorum abi. Koku istediğin koyu olacak. Sarı kırmış filan. Sevmem yani. Şimdi bundan 10 sene, 15 sene önce sarkır denilen kuş bizim zamanımızda şu koyu tabiler var ya. He. Onlara diyorduk biz. Hatta hala arkadaşlar muhabbeti falan yaparken şu kuşlara yani şunlara diyor. Sarkır diyoruz ağız alışkanlığında. Ama şimdi sarkır denilen kuş açık kuş olmuş. Şimdi kelimeler değişmiş abi. Ya şimdi İzmit'te bunlara sarkır diyorlar. Yani biraz daha açığı oluyor. Onlara sarıkır diyorlar. Kaldırma bu şey bak. Ya her tarafta işte kuşun adına farklı söylüyorlar. Kimi yanar dönere yana nudi diyor. Yanar döner diyor. Deve tüyü diyor. Ne bileyim hani işte. Ondan sonra mesela boz dumanlıya kula diyorlar. Ballı diyorlar. Herkes her tarafta yöresel olarak isimleri değişiyor. Ama yok, sonuçta hani yöresel olarak isim değişiyor da hani bizim yaşadığımız oturduğumuz bölgenin de ismi değişmiş. Anladın mı? Hani demeye çalıştığım olay o. Seyisimiz Oğuzhan buranın önemli seyisidir arkadaşlar. Biz olmadığımız zaman o 15 kuşlar, gün o bakacak şimdi. Kuşlar Oğuzhan'a emanet. İşte ufaktan yetiştiriyoruz Oğuzhan'ı da. İşte yapacak bir şeyler. O da öğrenecek bu işi. Kimse bunu anasının karnından doğunca bunları bilerek gelmiyor. Yavaş yavaş kuş deneyim işi. Kimi kuşu vardır. Kuşu yerde bir bakar. 3 tane kuş arasından kendi kuşunu tanır. Kimi kuşu vardır işte. 10 tane kuşun arasından kendi kuşunu tanıyamaz arkadaşlar. Ya bu durum böyledir. Siz olun. Beslediğiniz hayvanın niteliklerini, özelliklerini, tipini, şeklini, oynayış biçimini bunları bilin. Bunlar için de tabii besleniyor kuşlara değer ya daha doğrusu çok zaman vermeniz lazım. Çünkü zaman vermeden, onların alttan çalışmadan, yavru çalışmadan o hayvanların nasıl oynadığını bilemezsiniz. O yüzden de eğer ki elinizde bir takım kuş varsa aman hemen işte şunlardan alttan bir takım yavru aldım, uçurdum, oynamadı işte değiştireyim. Değil de hayvanlara güveniyorsunuz arkadaşlar. En az 3 takım 4 takım yavru alın. Ondan sonra o hayvan hakkında, o damızlıklar hakkında kararınızı verin. Elinizdekine sahip çıkın. Kimin ne dediği önemli değil. Önemli olan sizin o kuş için hissettiklerinizdir. Şimdi arkadaş bize kuş kötü gösteriyor. Biz diyoruz ki ya bu kuş benim hoşuma gitmedi. Bu kuş benim hoşuma gitmedi diyoruz. Ama onun içinde o kuş vazgeçilmez kuş. O yüzden de milletin dediklerine göre değil de siz sizin ne hissettiğiniz, bu kuş hakkında ne hissediyorsunuz ona göre kararınızı verin. O zaman bakın sıkıntı yaşamazsınız. Hem daha iyi hayvanlara hizmet etmiş olursunuz bu sayede. Sabine iniyor arkadaşlar. İndi mi? Evet, taklalı şekilde indi. Abi de kaçırdı burayı. Kuşlar yavaş yavaş iniyor arkadaşlar. Hafiften de yağmur çiseliyor. Bugünkü antrenmanları tamam ama yavruları bir sefer daha tekrar atacağız arkadaşlar. Kuşlar yine yükselmeye başladı. 3 tanesi. Bir tane mavi, 2 tane sabuni var arkadaşlar yukarıda. Uçsunlar, biraz daha antrenman yapsınlar. Yavrularımızı ufak ufak. Şimdi kümesi temizliyor Timur. Ben de yardım etmiyorum ona. Şuradan izliyorum. Yani sevdiğim şey diyorsun. Yardım etmemek. Bu erkek oynar ha. Sen aslında onu da kaldırsan şey yapardı. Yabanimiz de var arkadaşlar. Bu yabaniyi geçen biri video çekiyordu. O yabani, o orada gördüm. Yine Gebze'de. Dedim ki ya bunlar, bu da herhalde onun eşi de olabilir. Veya bu onun babası da olabilir arkadaşlar. Çünkü bunlar birbirine yakın.
Onlar da tabii bir can. Onlar da yemek yemeye geliyorlar. Bakalım arkadaşlar, böyle durumlar. Ya kuş sevgisi ayrı bir şey. Bunu bütün videolarda söylüyorum. Üniversitedeyken yani o kadar böyle artık özlemiştim ki hemen gittim ve yine Gebze'den buradan kuş getirdim arkadaşlar. Üniversitede işte kaldığım evin balkonunda kuş baktım. Vallahi yani iki tane olsun, üç tane olsun, en azından onları bir yemlemek bile beni, kafamı rahatlatıyordu. Çok iyi geliyordu arkadaşlar. Yani yine de yani bunun keyfi ayrı bir şey. Beslenen adama veya merak olmayan adama söylediğiniz zaman adamlar işte bundan ne anlıyorsun işte. İşte kuş işte alt tarafı. Ya belki alt tarafı kuş ama ya bize keyif veriyor. Ya çok da yani bunu besleyen, gerçekten besleyen adamların da ben keyif aldığını düşünüyorum. Kuşlardan. Çünkü ayrı bir dünya, ayrı bir yaşam. Şöyle biraz gezsinler, dolaşsınlar. Kuşlar çok karma kuşlar arkadaşlar. Burada olan kuşların birbiriyle alakalı olanlar, işte şu yeni gelen kuşların birbiriyle bir akrabalığı var. Gerisi de yani yaklaşık burada 5-6 tane, 7 tane farklı damardan kuş var. Şu mavi zaten bizim kümesimizdeki düz dumanlının yavrusu. O da güzel bir an. İşte zaten onu buraya getirmemizdeki amaç ya bunu görmek. Ben o kuşun ya oynayacağına inanıyorum. Çünkü yani babası çok büyük bir kuş. Gerçekten çok büyük bir kuş. Yani inşallah ondan istediğimiz sonuçları alırız. Durumlar böyle arkadaşlar kuşlarda. Mavi de geliyor. 50 yavru. Evet. Ben bu bizim yavrudan da şeyim ya. Hevesliyim. Vallahi yavruların ikisinden ben umutluyum. En eskiden de umutluyum. Yavru aldığımda sana bir tanesini uçuruyoruz değil mi? O bir tanesini uçuruyoruz, yoktu. Ye. Yemezsenize şunları, yem verdiniz mi bunları? Yok. Yok, yem verdim, yok hiçbirinde. Yemlesenize. Ye. Mavi yoruldu zaten, abi uçuma verdi, sefere de gelmedi ki hayvan. Başka bir konuda i̇şte, var, tek uçmak. Hazır bu, tabi abi başlamış kuşu, başka kuşlarla uçurduğun zaman kuş uçuma veriyor kendini, sefer sayısı az oluyor. Palastana şunu be. İşte. Onları da şey yapsanıza, onları da atın buraya. Olsun, onları da at buraya. Kuşları da at buraya ki yeme gelsinler. Kanatları bantlı zaten, at buraya. Havaya dedik be yani. Maşallah mavi bileziği şey yapmıyor ama uçumu güzel yani. Kuyruklarını bunların ne yemiş böyle ya? Valla bütün kuşların öyle bak, ondan gelin. Bunun çumak asidi değil mi? Hı hı. At at. Onu bırak. At. Çok hızlı geliyorsun be. biz de buradayız ya abi. Şunu çıkart bir yüzük. Hani, çıkar yemek yesin. Yemesin oğlum hayvan. Yok, yapma. Uçmaz. Zaten yoruldu zaten, iner. Kendini bir şey yaptı ya. Şöyle bir yemlesinler, ufak ufak kuşlar iniyor zaten. İnsinler. İleriden böyle bir gün bir kuş geliyordu İlker. Kılıç kanatlar var ya, Gökdoğan evet. İşte. Aynı güvercin gibi uçuyor, biliyor musun? Uçuyor. Biliyorum canım. Lan dedim, güvercin geliyor. Ulan kuşa bak filan. Şu yerden kuş kaldırıyorum. Lan bir baktım ana satayım Gökdoğan. Lan aa, in hayvanları hemen indirmeye çalışıyorum. Ben de sanayinin üstünde besliyorum. Havaya bakıyorum kaçak maçak var mı? Orada çok kaçak muhabbeti fazla oluyordu. Ulan atmaca kapattı geliyor. Benim kuşlar da orada bele kadar tuğla şey yapılı dizili. Benim kuşlar da o tuğlanın üzerinde. Baktım benim kuşa, baktım atmacaya. Hedef benim kuşlar. Direkt sen yerdeki kuşları. Direkt benim oraya kapatmış direkt. Abi kuşla ha? Yerden mi alacaktı? Lan yerde, çatının üstünde alacak. Yoruldu. Görmüyor musun sesi? Tamam, birkaç seferden sonra atacak. Son inmeye geliyor yani. Uçuma veriyor kendini. Ondan sonra işte kuşlara doğru koştum. Kuşları kaldıracağım yani. Verdim.
kuşlara taşlatıyorum bir yandan, bir yandan üstüne koşuyorum. Kitlendim yani kendimce. Şu an yorduk hayvanı. Bu hayvanın normalde yazın uçtuğu dakika tek başına uçurulmak 45-50 dakika. Ya uçar abi, uçar 50 dakika uçar. Ama şu an bayağı da bir antrenmansız kaldı kuş. Kaldı kaldı. Ya kış ayı abi, ne yapacaksın? İlmeye geliyor şu anda da. Bak oradaki koyu sabuniyle de geçen kedi vurdu işte mesela. Şu kuşta indirseniz yere, gelsin yesin. Olsun. Şöyle sür oldu. Şöyle sür, ilgili zaten. Çekemiyor da geldi, ayakları verdi. Tamam, o bitti. Elleme elleme, kalkar o, kalkar. Elleme o, kendi kalksın. Kendi kalksın. Baksana abi. Hayvan ağzını açmış. Ben beklemek istemiyorum bu sefer, biliyor musun? Kime gideceğim, biliyor musun? Mavi yüzük hala açıyor mu? Çiğir çiğir karda. Şunları ben gelirken kalas getireyim. Aha bak, bir de kuş aldı ha. He, orada biri kuş sürüyor zaten. He, saldı saldı. Al bakayım. Geldi, asıl damar geldi. Safkandır. Gerçekten safkan ha bunlar. Hiç kırılmamış bir ırk abi. Yabani güvercin. Öyle değil mi? Ya geçen bir abi vardı, dedi ya dedi, şunu dedi al dedi, besle dedi, posta dedi bu dedi. Ayağında da şey var. Markası var. Marka yok. Mavi kelepçeler var ya. Mavi kelepçeden var. Ama kuş kendini bir sağa vurmuş, bir sola vurmuş. Ağzından burnundan komple kan gelmiş hayvanın. Oha, yabanidir abi o ya. Ben dedim abi dedim, bu kuş dedim yabani olmasın dedim. Yok dedi ya, yarış postası hem de bu dedi. Ne yarış postası abi? Yuvanın üstüne koydum. Yuvanın üstüne koydum ondan sonra. Dedim uçsun gitsin. Hayvan hali kalmamış zaten. Yabanidir o, yakalandığı için bir yere vurmuştur kendini. Mavi kelepçeyi de takmış ya. Ya verdi. Abi ya, para değil ki, 500 lira yani. Tamam. Niye yanındaki uçuyor? Ha? Niye yanındaki uçuyor? Maviyle dişi kedi vurdu ya geçen hafta. O uçuyor. Yok, hangisi? Dişiye kedi vurdu işte. Hangi dişiye? Şu erkeğin eşi yok mu? Dedim ya sana dumanlı kedi atmaca vurduğu gün. Yerde dedim sabuniye dedim. He, o sabuniye doğru. Havada atmacada şey vur dedim ya, dumanlıya vur dedim ya. Kuşlar şöyle bir ufak ufak azalmaya başladı. Hemen almaya gideceğim bir 15 dakika. Ufak ufak inmeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Selamun aleyküm.